Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kurye Tayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle önce önemli makroekonomik gelişmeler, ardından Borsa İstanbul 30 Endeksi, 100 Endeksi Kardemir ve Ereğli ile ilgili hem spot tarafta hem de valili tarafta hangi fiyat seviyelerine dikkat edilmelir soruların cevaplarını aktaracağım. Tabii şu anda saatler 10:08 geçiyor, borsamız yeni açıldı, e, belli başlı pozitiflikler var, endeks bazında. BIST 30 ve BIST 100 endeksinin şu anda negatif tarafta olduğunu, sınayını burada negatif tarafta hareketini sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Tabii ki e, geçen hafta son iki işlem günü hektaş ve sasa taban gelmişti. Bugün de bir taban söz konusu. Cuma günü özellikle hektaş sasa taban olmasına rağmen borsa pozitif bir şekilde kapatmayı başarabilmişti. Şu anda da baktığımız zaman da özellikle işte BIST 30 olsun BIST 100 olsun çoğu hisse senedinin yukarı yönlü reaksiyonlar gerçek değiştiğini görebilmekteyiz. Yani SASA ve Ektaş'taki olumsuz hava aslında bu e, diğer şirketlerdeki performansla e, tolere edilmeye çalışılıyor. Bu anlamda da eğer bugün de bu pozitiflik devam edebilirse endeks bu iki son dönemdeki lokomotif e, hissenin dışında ayrışma içerisine gireceği ve borsanın yukarı yönlü reaksiyonlarına destek vereceği bir pro, e, profil oluşturabilir. Tabii şu anda henüz daha yeni açıldık. Borsanın şu anda negatif tarafta olması herhangi bir olumsuzluğu e, çağrıştırmamalı daha yeni başladığımız için. Özellikle bugün gün içerisinde pozitif yönlü bir hareket ve kapanışı da pozitif yapması durumunda haftanın geleneği yayılabilecek bir olumlu senaryoda devam edebilir. İlaveten şunu da söylemekte fayda var. Sasa ve Ektaş bugün 3. taban görüyor. Kaç daha taban bu şekilde görebilecek. Bunu da bu haftanın geleni itibariyle bakıyor olacağız. Yani orada sürekli bir taban arayış taban süreci de olmayacağı için belli bir noktada doygunluğa da, da ulaşacağı için ister istemez tekrardan borsa kendi görüntüsüne devam edecektir. Ama şu an için en azından e, cuma günü biz bunu gördük. Bu şirketler dışındaki şirketler önemli pozitif performans sergiledi ve borsanın pozitif tarafta kalmasına olanak tanımıştı. Şu anda zaten enflasyon temasına baktığımız zaman da genel anlamda getiri arayışındaki kişilerin tek adresinin borsa olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim teması, büyümeye öncelik vermesi, globalde geleceğe ilişkin faiz tarafındaki agresif yönüntünün yavaşlıyor olması, yavaşlayacak olması, ilaveten bizim bir seçim dönemi içerisine giriyor olmamız belli bir dönem en azından yine borsadaki o yukarı yönlü reaksiyonun devam edebilme senaryosunu ön plana çıkartmakta. Hala çarpanlarına baktığımız zaman da Borsa İstanbul içerisindeki şirketlerin belli başlı şirketlerinde yine hala potansiyonu potansiyel sunuyor olması da burada yatırımcıların borsaya talebinin artmasına sebebiyet veriyor ki zaten 3 milyonun üzerine çıkan bir yatırımcı sayısı olduğunu da görebilmekteyiz. Şimdi baktığımız zaman da tabii ki şimdi genel makro değerlendirmesine geçeceğiz ama kapının şu anda Baktığımız zaman bir süz endeksi neredeyse pozitife geçme çabası. Yani bir iyimser senaryonun olduğunu da görebilmekteyiz. Zaten baktığımız zaman yine Borsa İstanbul 30 endeksi şirketleri içerisinde Sasa ve Ektaş şişindeki o 28 şirketin pozitif tarafta kaldığını Arçelik, Aksen, Oto, gübre fabrikasının burada pozitif bir reaksiyon gösterdiğini görebilmekteyiz. Kimya petrol plastik Sanayi Burada negatif tarafta zaten kimya petrol plastiğin negatif tarafta kalmasının ana sebebi de hektaş ve sasanın olması. Burada pozitif tarafta kalan sektörlere baktığımda banka madencilik kurumsal yöntem olarak devam ediyor. Şimdi bu bilgileri paylaştık. Hemen makroya sonra da teknik seviyelere geçelim. Makro anlamda baktığımız zaman da öncelikle bu hafta haftanın son iki işlem günü Amerika'da Şükran Günü. İşte perşembe günü Şükran Günü sebebiyle genel bir kapanış Amerika tarafında. Perşembe günü de erken kapanış şeklinde. Yani baktığımız zaman perşembe ve cuma'yı global tarafta Amerika eksikliğinde devam ettireceğiz haftanın geneline itibariyle baktığımız zaman da işte bugün veri akışında biraz daha sakin ama haftanın işte ikinci işlem gününden itibaren haber akışının biraz daha fazlalaştığı bir dönem içerisine gireceğiz. Tabi bu haftanın temel gelişmeleri arasında FOMC ve ECB'nin daha önceki toplantıların tutanaklarını inceliyor olacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ulaşacağız. Büyümenin öncü göstergesi PMI verilerin öncü PMI verilerinin sonuçlarını inceliyor olacağız ve bu şekilde e, genel bir haftayı ta tamamlıyor olacağız. Tabii ki FOMC üyelerinin açıklamaları da burada dikkatle takip ediliyor olacak. Baktığımız zaman da FOMC üyelerinden işte Master, George ve Bullard bu e, üyelerin konuşmalarını biraz sonra zaten FED dinamiklerinde ayrıca değineceğiz. Burada da bunların özellikle Bullard'ın açıklamalarını dikkatle takip ediyor olacağız. Şimdi çarşamba günü özellikle Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve piyasa beklentisi 75 bas puan faiz artışı şeklinde hem 75 basmanlık faiz artışı hem de geleceğe ilişkin yeni faiz artışları mesajları verecek mi? Buna bakacağız. Enflasyonla mücadele konusunda merkez bankaları faiz artışı temposuna devam ediyor. Burada da zaten Yeni Zelanda da bu aksiyona girmeye çalışıyor. Çarşamba gününe baktığımız zaman da Fransa'dan Almanya'ya Euro bölgesinden İngiltere'ye kadar Amerika'ya kadar hem hizmet sektörüne ilişkin hem de imalat sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi yani PMI verileri açıklanacak ki bu PMI verilerinin öncü olması varlık fiyatları üzerine etkisini hissettirebilir. Referans olarak 50 seviyesine baz alıyoruz. 50'nin altında daralma diyoruz. 50'nin üzerinde büyüme diyoruz. Zaten dikkat ettiyseniz takvimlerde 50'nin üzerinde çok fazla yok. Yani bu ne demek? Daralma görüntüsünde beklentinin üzerinde mi altında mı? Yani daralma hızı artıyor mu? azalıyor mu? Avrupa tabii ki bizim açımızdan da önemli. Çünkü ihracat tarafında en iyi performans sergilen bölgeler arasında yer alıyor. Bu anlamda Avrupa'nın daralma hızı ne kadar artıyor, ne kadar azalıyor? Bunlara da ayrıca bakıyor olacağız. Tabii ki Amerika'nın hizmet PMI detayına da ayrıca bakmakta fayda var. Hizmet sektörünün Amerikan ekonomi aktivitesi için önemini biliyoruz. Burada Eylül'in hemen altına sarkmıştı. Yani baktığımız zaman da e, hem imalat tarafında hem hizmet tarafında. Burada 50'nin altına kalmaya devam edecek mi? Bu da en azından FED'ye ilişkin spekülasyonlar açısından da önemli olacaktır. Perşembe gününe geliyoruz. TCMB zaten biraz sonra sizlere aktaracağız. Bunun yanı sıra Türkiye'den imalat güveni, kapasite kullanım oranı gibi veriler var. Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları var. Bu arada çarşamba günde FED'in e, toplantı tutanakları var. Bunlar bir önceki toplantının detaylarına ulaşacağımız bir görüntü. Yeni döneme ilişkin yeni mesajlar vermeyecek ama oradaki detayları inceleyebilmek açısından da önemli olacaktır. Cuma'da Almanya yani Avrupa'nın lokomotif ülkesini 3. çeyrekten çeyrekten elektrik ve yıllık bazı büyüme rakamları olacaktı. Yani haber akışı anlamında hem iç tarafta hem dış tarafta dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Şimdi FED'e gelecek olursak 1 FOMC toplantı tutanakları var, 2 FOMC üyelerinin açıklamaları var ve buna ilişkin FED beklentilerinin şekillenebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada FED'in geleceğe yönelik faiz artışı görüntülerinde %5 eşik bölgesinin üzerinde ne kadar çıkabileceği önemli. Geçen hafta FOMC üyesi Bullard'ın açıklamasıyla birlikte FED'e ilişkin tahminlerde 2023 yılına ilişkin %5 eşik bölgesinin üzerine %5.25'e çıkılmıştı. Yani 2022'nin aralık toplantısı 50 bas puan faiz artışıyla faizi 2022 yılını 4.5'te kapatacağız. Daha sonra 2023 yılında da 75 bas puan toplamda faiz artışı gerçekleşip 5.25'te faizi zirvede göreceğiz diye. Ancak burada e, hem yabancı kurumlardan hem de üyelerinden gelen belirsizlikler de var birbirinin farklı farklı ayarının kaçtığı bir tutarsız beklenti tahmini var. Yani 5 de var, 550 de var, 6 da var. Yani burada bir belirsizlik var ve bu sebepleri 14 Aralık FOMC ekonomik projeksiyonlara kadar, yani FOMC üyelerinin 2023 yılı için beklentinin resmi anlamda görebileceğimiz projeksiyonları tarihine kadar, 14 Aralık'a kadar burada oynaklıklar artacaktır. Nitekim. Hem Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerine baktığımız zaman da 5.25 gözüküyor. 2023 yılı için Aralık'taki 50 bas puan zaten net e, garanti diyebileceğimiz bir durum. Ama Bloomberg tahmini tahminlerinde faiz beklentilerine baktığımız zaman da Yani burada e, 2023 ikinci çeyrek için 5 ama e, daha sonra 4.90 devam ediyor gibi duruyor. Ama bu tahminler içerisinde biraz önce dediğim gibi 6 da var. 3.25 de var. Yani oldukça kafalar karışık. Bu anlamda Fed'in yeni dönem için vereceği mesajlar önemli olacaktır. Bu hafta da bu mesaj çerçevesinde 5.25'lerin üzerinde mi yoksa 5.25'lerin altında mı? 5.25'lerin altında olursa piyasa dostu bir görüntü. Dolarda Amerikan tahvil faiz oranlarını aşağı yönlü hareket. İşte Borsalarda, Euro'larda, Ons gümüşte yukarı yönlü hareket izlenebilir. 5.25'in üzerine çıkarsa dolarda ve Amerikan tahvil faiz oranlarında yukarı yönlü hareket Altında euro dolarda, işte borsalarda aşağı yönlü hareket gibi senaryolar gündemimizi meşgul edebilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelelim. Bu hafta e, toplantımız var. Aralık ayında yine bir toplantımız var. Yani yılı iki toplantıyla tamamlayacağız. Bu toplantıda piyasa beklentisi 150 bas puan faiz indirimi şeklinde. Bildiğiniz üzere Merkez Bankamız diğer merkez bankalarının ayrışan bir politika izlemekte ki bunu zaten metin içerisinde yazmaktadır. Çünkü Merkez Bankamızın ana öncülü büyüme. Büyüme odaklı olduğu için de enflasyon mücadelesine faiz artış yapmak yerine büyüme modeli çerçevesinde faiz indirimleri devam ediyor. Ama bir önceki toplantısında bu toplantıya atıfta bulunarak hani bu toplantı yapacağını yapıp ve artık faiz indirimine ara vereceği mesajı vardı. Bu sebeple de piyasalar piyasa beklentisi kurum olarak da 150 bas puan faiz indirimi gerçekleştirerek işte bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %9'a revize edilmesi şeklinde. Ve burada zaten beklentinin bu olduğunu da biliyoruz. Ama önemli olan tabii ki burada bu indirime ek olarak, hani burada sürpriz olur olmaz bilemeyiz tabii ki. Ama bu indirimle birlikte metin içerisinde yılın sonundaki yani son toplantıda faiz indirimi olacak mı? 2023 yılında da bir indirim olacak mı? Hani burada bir mesaj gelir mi, gelmez mi? Bunu dikkate takip etmemiz. Gerekiyor yani yeni döneme ilişkin faiz indirimi mesajı verilecek mi verilmeyecek mi? Burada borsa ve Türk lirası varlıkları üzerindeki fiyatlama reaksiyonları açısından da önemlidir. Şu bir gerçek 150 bas puanlık faiz indirimi ne kadarki süreç? Hani indirim potansiyeli aslında işin e, mevcut beklentiden yani şaşırtıcı olmayacaktır. Ama tabi kur fiyatlama reaksiyonu için hani faiz inecek, dolar yükselecek, faiz inmeyecek, dolar düşecek gibi senaryolarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü son dönemde e, dolar Türk lirasına belli bir stabil hareket ediyor. Bu anlamda yukarı yönlü hareket burada netleşecek mi, netleşmeyecek mi? Biraz da bunu inceliyor olacağız. Tabii ki sürpriz bir indirim gelirse 150'nin dışında orada da dolar Türk lirasında yukarı yönlü reaksiyonlar Ed devam eder ya da e, burada indirim beklenirken sabit kalırsa tabii ki kur tarafında bir aşağı yönlü hareket izlenebilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Son olarak da forecast'lere bakalım. Yani beklentilere Bloomberg'den almış olduğumuz ve analistlerin 12 aylık borsa beklentilerinde, Kardemir Ereğli beklentilerinde e, 12 aylık Borsa İstanbul 100 endeksi beklentisi 5000 10 seviyesi. Burada kabaca %11'lere yakın bir potansiyel beklenti var. Tabii ki bu rakamlar revize edilecektir. Her hafta zaten sizlerle paylaştığım zaman siz de bu revizeleri görüyor olacaksınız. Ereğli Demir Ereğli baktığımız zaman da 12 aylık potansiyel beklenti 33.88 kabaca 34 diyelim. Zaten baktığımız zaman da mevcut fiyata çok yakın olduğu için orada ekstra bir potansiyel beklenmiyor şeklinde bir görüntü var. Hatta potansiyelde bir negatif görüntü biraz geri çekilme senaryosunun oldukça önemli olduğunu da söylüyor. Çünkü 33.88 ediyor fiyatında 36.90 olmasından kaynaklı. Yani orada ciddi bir potansiyel henüz yok. Yeni dönemde olur olmaz ayrı konu ama şu an için orada bir görüntü yok. Kardemir'e baktığımız zaman da 12 aylık analiz beklentisi 15.47 burada fiyata baktığımız zaman kabaca bir %20'lik potansiyel var olduğu gözün Yani Ereğli Kardemir kıyaslamasına Kardemir analiz tahminlerinde potansiyel olduğu gözüküyor ama Ereğli ve Kardemir ikisini birlikte baktığımız zaman da özellikle e, global taraftaki o durgunluk süreciyle birlikte en fazla etkilenen şu anki borsa performansları ve enflasyon sürecine baktığımız zaman da geride kalan şirketler içerisinde yer alıyor. Tabii ki 2023 yılında yine soru işareti oluşan bir görüntü. Bu anlamda da ister istemez e, revizeler çok aşırı bir görüntü içermiyor bu anlamda da özellikle biraz daha defansif tarafta kalınması e, gözüküyor bu şirketlerle alakalı genel çerçevede işin makro tarafında sizlere aktarabileceğimiz detaylandırmalar bunlardı gelin şimdi bir de fiyatlara bakalım biz tüst tarafında bakın pozitif tarafa gelme girme çabasında borsa İstanbul 30 endeksinde 0.34 negatif tarafta duruyor e, dediğimiz gibi daha yeni şu anda saatler 10:20 ki daha yeniyiz ve haftanın genel itibarıyla buradaki fiyatlama reaksiyonları da görüyor olacağız. Hadi gelin şimdi teknik tarafta spot beklentilerimizi inceleyelim. Tabii burada özellikle ben e, Borsa İstanbul Yüzey İndeksi ile alakalı e, fiyat paylaşımı yaparken... Bir de e, sizlere dolar bazı beklentisini de açıklayayım hemen kısa vadeli. Baktığımız zaman da 256 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Nitekim 2017 Kasım'daki o bölgeye ulaşmıştı. Buradan baskı gördü. Şimdi biz bu baskıyı kırabilecek miyiz? Buna bakacağız. Şu anda trend çizgilerinin olduğu bölge. Kabaca yani baktığımız zaman da işte 245 civarları. Yani Biz 245 dolarların üzerine atabilirsek kendimizi o zaman 256'ları, 276'ları 73 300 lira hatta 2018 o zirve 325 dolar zirvelerine kadar yani o TL bazı konuştuğumuz zaman 18.60 dediğimiz ama 6000 lira tekamül ediyor. Yani buralara kadar orta uzun vadeli konjonktüre gidebilme ihtimalimiz şaşırtıcı mı? Değil. Önemli olan bu son e, borsları aşağı çeken e, olumsuz algının sona ermesi ve genele yayılan bir iyimserlikte bu istek şaşırtıcı olmayacaktır. Ama şu an için kısa vadeli olan en azından 245 civarlarına dikkatle takip etmek gerekiyor. Borsa İstanbul üzerinde Yüzeyindeksine baktığımız zaman kısa vadeli ortalamalarımızın altında bir kalıcılık yok. Baktığımız zaman 13 ve 21 periyodluk üstel hareketli ortalamalar 4530 diyelim burayı. 4530 ve 4465 seviyesi. Aşağıdaki 4465'i e referans yaptığımız zaman da bu bölgenin altına kalıcılaşmadığı müddetçe yukarı yönlü reaksiyonlarını trend üst bölgesine kadar yani 4935 kadar devam ettirebilme ihtimali var. 4465'in altta kalıcılaşırsa o zaman tepkiler devam eder. Nereye kadar? Bir diğer ortalama o da 4178'lere kadar diyebiliriz. Ama şu an için henüz öyle bir senaryo yok. 4465'i dikkate takip ediyor olacağız. Benzer görüntü Borsa İstanbul 30 endeksine. Tabi 100 endeksinin pozitif tarafa geçmesi 30 endeksinin hala negatif tarafta kalması ister istemez hareketi de bu anlamda stabil kalıyor. Kısa vadeli ortalamanın tam içerisindeyiz. Alt tarafta dikkate alacağımız seviye 4860 seviyesi. 4860 referans bölgemiz 4860'ın üzerine kalmayı başarırsa yukarı yönlü reaksiyonunu sürdürür. O da kabaca 5442 trend üst bölgesine kadar yeni bir beklenti oluşturabilir. Ama 4860'ın altına kalırsa bir moral bozukluğu bir tepki hareketi o da diğer hareketli ortalamaya kabaca 4550'lere kadar bir tepki hareketini gündeme taşıyabilir. Ama henüz şu anda bu olumsuzluk yok. 4860 bizim için referanstır. Kısa vadeli dikkati takip edilmelidir diyebiliriz. Tabi Burada şuna da dikkat etmekte fayda var. Hani sınayinin negatif tarafa düştüğü Bankanın pozitif tarafta her aldığı bir ortamda bunları da takip ediyor olacağız. Sınai tarafa baktığımız zaman da bakın orada da tıpkı Borsa İstanbul 30 endeksi gibi kısa vadeli ortalamanın içerisine sıkışmış. Ve baktığımız zaman da burada 7375 referans bir seviye 7375'in üzerine kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketine 7995 zirvesine tekrar taşımak isteyebilir. Ama 7300 75'in altında bir hareket görürsek sınayideki negatif yani iki şirketin taban hareketleri devam eder. Sınayi de bu ortalamanın altında kalırsa o zaman bir sonraki ortalamaya doğru tepki hareketi izlenebilir. Burası da kabaca 6820 seviyeleri. Ha şu an için böyle bir senaryonun olmadığını söyleyebiliriz. Peki bankacılık tabii ki son cuma günü de bu bankacılıktaki pozitif reaksiyonu gördük. Şimdi zirveden uzağız. Bakın zirveden düştük. Bir hareket yaptık, tekrar düşük. Bir hareket yaptık, tekrar düşük. Şimdi artık güç alıp bu zirveye doğru bir reaksiyon izleyecek miyiz? Buna bakacağız ama tabii önceliğimiz bu zirve. Şu an için e, grafiksel anlamda baktığımız zaman da 4.000. E, psikolojik bir bölge. Kabaca zaten 4800-3915 yani 3915-4010 bölgesine dikkat edelim. E, bu bölgenin üzerinde 4455 zirvesine doğru yeni bir hareketlilik. 4455 zirvesinin üzerinde kalıcılaşırsa o zaman biz 5103 zirvesine doğru yeni bir beklenti oluşturabiliriz. Aksi takdirde buraya geldi diyeyim ki tekrar bir baskı tekrar zikzak yapacak bir görüntü izlenebilir. Ama şu an için bankacılık lokomotif ve vermeyi sürdürmektedir diyebiliriz. Peki biraz önce 12 aylık analiz beklentilerini aktardığımız Ereğli ve Kardemir'de durum nedir? Ereğli tarafına baktığımız zaman da zirveyi aşmıştık. Bu zirveyi aşmıştık. Belli bir bölgede tepe yaptık ve bu tepeden sonra artık bir nötr görüntüde de oluşturdu. Herhangi bir aslında hani pozitif tarafta alakalı bir soru işareti yok. Aşırı bölgede evet aşırı bölgede geri çekilme senaryosu ağırlık kazandı mı hayır kazanmadı Özellikle 34 14 destek bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bir problem yok. Sadece şurada 38 37 ile 36 06 arasında bir nötr görüntü var dikkat edersiniz. Bu bandın dışına çıkmamız lazım. Ya yani 38 37'nin üzerinde kalıcılaşırsa 41 30'lara kadar bir hareket, 36 06'nın altında kalıcılaşırsa o zaman 34 24'lere kadar bir baskı oluşur. Yani bu sıkışıklığın son ermesi lazım. Bu anlamda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ereğli El tarafına. Kardemir'e baktığımız zaman da Kardemir zirveden uzak olduğu için orada bir potansiyel var demiştik geçen haftada. Nitekim analiz beklentilerinde de böyle. Ama bu bir fiyatı yukarı çıkartacak anlamına gelmiyor. Zaten böyle bir şey olsa Ereğli El de yukarı çıkardı. Ama Kardemir Ereğli ayrışmasında sadece fiyata odaklanırsa Kardemir'de evet bir alan var. Bu alanda 12.52 Destek bölgesi ve trend alt noktası 12.20 yani 12.20-12.50 bölgesi üzerinde kalmayı başarırsa o zaman ilk etapta 13.95 aşılması durumunda da o zirve 16.50'lere kadar bir reaksiyon beklense izlenebilir. Burada 12.20-12.50 bölgesi en azından kısa vadeli önemli bir referans bölgesi olmayı sürdürmektedir diyebiliriz. Bakın e, tekniği bitirdik şimdi birazdan Viyob'a geçeceğiz de biz tüz endeksi 0.17 pozitifte 30 endeksi de 0.23 negatifte. Bakın orası negatif taraf biraz azalmaya başladı. Pozitif taraf biraz yükselmeye başladı. Yani genele yayılan pozitif algı burada destek verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi Kardemir ile bitirdik. O zaman Kardemir Viop tarafında devam edelim. Orada da baktığımız zaman bir ne tür görüntü vardı aslında? Hani 11.76, 13.77 arasında bir sıkışma. 12.64 bizim için bir ortalama kontrol bölgesi. Eğer 13.77'ye gidecekse 12.64'ü aşması lazım. 11.76'ya düşecekse 12.64'te baskı görmesi gerekiyor. Baktığımız zaman da göstergelere hani yukarı yönlü hareketlerle 13.77'ye doğru bir reaksiyon görürsek buna şaşırmamak gerekiyor. Ama bir nötr görüntü ne olduğunu da göz ardı etmeyin. Yani pozitif hani e, temkinli iyimserlik diyebileceğimiz bir Kardemir'de fiyatlama reaksiyonu görülebilir. 11.76 üzerinde algı pozitif. Şu an 12.64'e dikkatli takip ediyoruz. Ereğli tarafına baktığımız zaman da aslında orada da pozitif bir reaksiyon beklentisi var. 34.43, 35.64 bölgesi kırılmadığı müddetçe hala potansiyel var ama nötr görüntü yani biraz daha yataya bağladığı için burada biraz daha dikkatli davranmak lazım. En azından 38.50 direncine bu bölgeye dikkat edelim. Eğer 38.50 direncini aşabilirse orada yukarı yönlü reaksiyonlar hız kesmeden devam edebilir. Ama 38.50 geçilmedi müddetçe kabaca 38.50 64 arasında bir nötr görüntü oluşabilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Son olarak da Borsa İstanbul 30 endeksinin vadeli tarafına gelelim. Şimdi uzun da bir süredir yukarı yönlü reaksiyon vardı. Son dönemde Özellikle Sasa Ektaş'ın o lokomotif etkisiyle birlikte bir panik yaşanmıştı. Borsa İstanbul 30 endeksinde bir hareket görmüştük. Daha sonra belli bir yavaşlama hareketi görmüş olsak da henüz tam anlamıyla yukarı yönlü hareket tekrar hızlanacaktır diyebilmemiz için erken ama hala pozitif trend içerisinde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ana destekler 4725-4865 Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe bir problemimiz yok. Burada tabi ki bir sıkışma eğilim var ama bu sıkışmaya rağmen hala bu bölgenin üzerinde pozitif taraftayız. Yukarı yönlü hareketlerde 5065 kısa vadeli ilk direnç aşılması durumunda 5225 5'lere kadar 5225 aşılırsa o zaman zaten 5365 zirvesini de aşıp 5550'lere kadar yeni bir reaksiyon gösterebilme potansiyeli var. Orada bir problem yok. Hala pozitif bölgedeyiz. Evet biraz can sıkıcı hareketin negatif tarafta kalması ya da biraz daha sakin gidiyor olması ama bunun da sebebinin e, Hektaş ve Sasa'nın hani ağırlığı yüksek olması, piyasa değerlerinin yüksek olması gibi gibi olmasından kaynaklı olduğunu da unutmayalım. Yani Borsa İstanbul 30 endeksinin ağırlığı en yüksek şirketlerinde baktığımız zaman da bakın Sasa ikinci sırada, Ektaş da iyi işte, konu içerisinde. Yani o yüzden de bunun e, puan bazlı fiyat üzerindeki etkisi yatsınamaz. Yani burada betasını hemen bakacak olursak şunu çok net bir şekilde söyleyebilmekteyiz. Endekse negatif tarafta yani endeksin yükselişini sınırlandıran Vistus tarafına bakın. E, Sasa ve Ektaş zaten ikisi 45 puan negatif tarafta yer almaktadır. Bu arada dikkat ettiyseniz genele da bir pozitif iyimserliğin olduğunu söyleyebiliriz. Vistus tarafında tabi Vistus tarafında da keza böyle bir görüntü var. Bu sebeple de bakın yüz endeksinde İyimser bir senaryo gözüküyor. 30 endeksi henüz pozitif tarafa geçemedi ama ben bunun pozitif tarafa geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü cuma günü özellikle perşembeden sonra cuma günü haftayı biz pozitif kapatmamız bu ayrışmaya ilişkin önemli bir sinyali muhtemelen kendi yerli yatırımcımızın da bu anlamdaki enflasyon teması beklentisi ve getiri arayışı beklentisi yeni katılımcıların da buradaki desteği hacimsel anlamda da bu destek yeni dönemde bu e, Ayrışmalarda borsanın pozitif reaksiyon gösterebilmesine olanak tanıyacaktır. Ve tabii ki bu sesa ve ektaşında daha ne kadar taban gideceğini de burada ayrıca bakıyor olacağız. Borsanın performansı içinde bu önemli. Genel çerçevede sizlere hem makro tarafta hem de teknik tarafta detaylı bir şekilde aktaracağımız hususlar bunlardan ibaret. Haftaya yine aynı zaman diliminde görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler diliyoruz.